Başkanı, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faik Özsırağ'ı sunumunu yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekilim, değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, değerli misafirler, ordu iş dünyasının önde gelen temsilcileri, değerli basın mensupları, konuşmama başlarken tüm ekonomi masasıyla birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masası olarak geçen yıl sonundan bugüne kadar yaptığımız ziyaretlerde Ordu 25. ilimiz. Yine bu çerçevede ziyaret ettiğimiz ilçelere de baktığımızda toplam ziyaret ettiğimiz yerleşim yeri sayısı ekonomi masası faaliyetleri çerçevesinde 55'i aşıyor. Ve tüm bu ziyaretlerimiz sırasında hem biz kendi görüşlerimizi oradaki yetkili isimlere, önde gelen isimlere açıklama imkanını bulduk. Hem de onlar bize dertlerini, sıkıntılarını anlatma ve nasıl çözülebilir, yerelde ve ülke genelinde sorunlar nasıl çözülebilir, onları aktarma imkanını buldular. Bu nedenle biz bu gezilere büyük önem veriyoruz. Diğer taraftan yine önümüzdeki hafta yaklaşık 30 milletvekilimiz, Sayın Seyit Torun Başkanlığı'nda 3 tane ilimizi yeniden ziyaret edecekler. Daha önce yine belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcımız olarak Sayın Seyit Torun, belediye başkanlarımızla birlikte illerde toplantılar düzenlemeye başladı. Bu toplantıların da son derece halkla buluşmak bakımından etkili olduğunu görüyoruz. Sahadayız. Evet. Aslında ekonomiye baktığımız zaman bir sonraki slayta geçebiliriz Gazi Bey. Gazi Bey. Evet. Türkiye aslında rotasından çıkmış vaziyette. Türkiye'nin bir ilan edilen resmi 2023 hedefleri vardı. Bu kalkınma planlarına da geçmişti. Kalkınma planlarında 2023 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının 2 trilyon dolar olması öngörülüyordu. 2 trilyon dolara ulaşabilmek için de 2020 yılında bizim gayri safi yurt içi hasılamızın 1 trilyon 600 milyar dolar olması gerekiyordu. Gerçekleşme 717 milyar dolar oldu. Hedeften tam 892 milyar dolar uzaklaşmış olduk. Aslında hükümetin bununla ilgili yorumuna bakarsanız büyük ölçüde bu uzaklaşmayı dış güçlere atfediyor. Ama bize göre bu uzaklaşmanın, bu hedeften çıkmanın, bu rotadan şaşmanın temel 3 tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi büyüme modelinin tıkanmış olması. Özellikle Türkiye 2013'e kadar dünyadaki para bolluğunu da dikkate alarak dışarıdan yurta gelen sıcak parayı kullanarak büyüme modelini tercih etti. Ama 2013'te Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı çıktı dedi ki ben artık para basmayacağım. Para basmaya ara veriyorum. O zaman bütün dünyada iklim değişti. Biz bu iklimi okuyamadık. Biz bu iklimi okuyamamamız nedeniyle de ekonomide patinaj yapmaya başladık. Bu iklim şunu söylüyordu. Artık para eskisi kadar bol değil. Sermayenin risk iştahı, sermayenin hangi ülkeye gideceğini belirleyen faktör olmayacak. Sermayenin hangi ülkeler doğru politikaları uyguluyor, yani endişeleri o bir ülkeye gidiş bakımından daha önemli rol oynayacak. Yani
İtici faktörler, risk iştahı bir kenara gitti. Buna karşılık çekici faktörler, doğruları yapan ülkeler, doğru politikalar ön plana çıktı. Ama biz bunu okuyamadık. Hatta aslında 2007'den beri Türkiye reform hamlesine, ekonomide reform hamlesine ciddi bir ara verdi. İkinci önemli konu, özellikle 2013'ten sonra Türkiye'de bir rejim değişikliğinin düğmesine basıldı. Ve 2018'e gelindiğinde Türkiye dünyanın pek çok ülkesinde de görülmeyen bir garip, bir ucube başkanlık sistemine geçti. Bir tek adamın vesayeti altına sokan bir rejime geçildi. Ve bu süreçte Türkiye'nin birçok kurumu ciddi ölçüde tahrip oldu. Örneğin Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu kapatıldı, Gelirler Genel Hesap Uzmanları Kurulu kapatıldı, Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı, Devlet Personel Dairesi kapatıldı, Genel Müdürlüğü kapatıldı, Kanunlar, Kararlar Genel Müdürlüğü kapatıldı. Sonuç, yaklaşık 70 tane Cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde kararname gönderdi. Bu 70 kanun hükmünde kararnamenin 50 tanesi daha önce gönderileni düzeltmek amacıyla yapılmış olan kanun hükmünde kararnameler. Yani her şey çabuk bitecek, hızlı karar alınacak derken bir türlü karar alınamamaya başladı. Son olarak da 2020 yılında dünyada yaşanan bu pandemi bunun üzerine geldi. Pandemiyi biz çok kötü yönettik. Sadece bir rakam vermek istiyorum. Yani bir şey vereyim. Türkiye dünyada kendine benzeyen ekonomiler arasında, gelişmekte olan ekonomiler arasında pandemide bütçesinden zarara uğrayan esnafa, zarara uğrayan işçiye, zarara uğrayan KOBİ'ye, zarara uğrayan çiftçiye, pandemiden zarar gören çiftçiye bütçesinden doğrudan en düşük destek veren ikinci ülke. Yani doğrudan desteklerimiz en düşük seviyede kaldı. Buna karşılık yine Türkiye bu pandemide gayri safi yurt içi hasılaya oranla kendi esnafına, çiftçisine, KOBİ'sine ve diğerlerine en fazla borç veren ülke oldu. Şimdi bugün onun sıkıntısını çekiyoruz. Bu toparlanma sürecinde bu kadar büyük bir borç altında kurumlarımız ciddi şekilde bu borçları ödemekte, ayağa kalkmakta zorlanıyor. Oysa bilinen bir şey var, herkesin söylediği bir olay var. Bu pandemi bir dünya savaşıysa ki öyle, bu dünya savaşının galibi üreten sektörünü en az zararla bu işten çıkaran ülke olacak. Maalesef biz bunu beceremedik. Bunun sıkıntısını da daha önümüzdeki dönemde göreceğiz. Zaten bugün baktığımız zaman uzunca bir süredir Türkiye büyüyemiyor. Yani 2017'den itibaren üçer yıllık hareketli ortalamaları aldığımızda Türkiye'nin büyüme hızı çok hızlı bir şekilde düşüyor. %5'lerden %2'lerin altına gitmiş vaziyetteyiz. Yine biraz önce anlatmaya çalıştım. 2013 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 1 trilyona varmıştı. 1 trilyona yaklaşmıştık. 1 trilyon dolardık. Bugün geldiğimiz noktada 717 milyar dolarız. 241 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılamız 2013'ten bu yana erimiş vaziyette. Yine bir başka önemli gösterge, ekonomi politikaları başarılı mı, başarısız mı? Bir ekonomi politikasının başarısı insanına ne kadar iş verdiğiyle ölçülür. Sadece son 2 yılda Türkiye'de bırakın iş vermeyi 2 milyon yurttaşımız olan işini kaybetmiş. Bir başka önemli gösterge, Türkiye'de gerçek işsiz sayısı dediğimiz ki bugün artık bütün dünya bu hesaplamayı kullanıyor pandemide. İş bulmaktan umudunu kesip iş gücü piyasasından çekilen, bana iş verirseniz ama çalışırım diyenlerle de dahil ettiğimizde 2020'nin sonunda 10 milyon 287 bin kişiye ulaşmış işsiz sayımız. İşsizlik oranımız da %29 olmuş. Şimdi
Hükümet diyor ki gençlere sahip çıkıyoruz. Gençlerimiz sahipsiz değiliz. Değil diyor. 38 üyesi olan OECD yani o Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın içinde gençleri en fazla işsiz olan ya da şöyle diyelim gençleri okulda ve işte olmayan en fazla ya bu sayının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Bizim her 100 gencimizden 30'u evde oturuyor, ev genci. Hiçbir şey yapmıyor. Tabii yani bu tablonun bir sorumlusu var. Bu tablonun sorumlusu da 19 yıldır bu ülkeyi yönetenler. Şimdi gençlere sahip çıkıyoruz diyerek bu meselenin üstesinden gelmek tabii ki mümkün değil. Oysa Türkiye'nin en önemli karşılaştırmalı üstünlüğü diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman genç nüfusu. Bu genç nüfusu çalıştırmamakla Türkiye demografik fırsat penceresini hızla yitiriyor. Tabii gelir dağılımı da hızla bozuluyor. Meşhur şairin söylediği Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun 10 kul. Bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul durumu. Bu taksimi kurt yapmazsa kuzulara şah olsa diyor şair. Hakikaten de Türkiye'nin durumuna baktığınız zaman durum bu. Yani 2017 yılında Türkiye'de yoksul sayısı 15 milyon. Şimdi 17 milyon. 2 milyon artmış yoksul sayımız. Yine bu Credit Suisse dediğimiz bir uluslararası bankanın yapmış olduğu araştırma var. Her yıl yayınlanıyor. Son yaptığı araştırmada Türkiye servet dağılımı Rusya'dan sonra en kötü ülke. Nüfusun %1'i servetin %42'sine sahip. Bu gerçekten baktığınız zaman ülkenin ne halde olduğunu, yani birincisi Rusya, orada oligarklar var, ondan sonra ikincisi de Türkiye. Buna karşılık gelişmiş ekonomilere baktığımız zaman tabloda en sağda, oralarda servet dağılımının çok daha düzgün olduğunu görüyoruz. Bir başka sorunumuz, büyümenin kaliteli olmamasının yanında maliyetinin de çok ağır olması. Bakın, borç yükü. Türkiye'nin borç yükü azaldı diyorduk. Türkiye'nin borç yükü hızla arttı. 2002 yılındaki seviyesini de geçti. Yani hangi borç yükü? Ailelerin, şirketlerin, devletin ve bankaların borçlarını topladığınız zaman borç yükü çok hızlı artmış vaziyette. Ama buna karşılık dış borçlarımız da hızla artarken Türkiye'nin yeterli döviz rezervi yok. Döviz rezervlerimiz Merkez Bankası kasası ekside. Artıdan çok hızlı bir şekilde eksiye geçmiş vaziyette. Peki bunun arkasında ne var diye baktığımız zaman bence bunun arkasındaki en önemli faktör büyüyen devlet krizinin en önemli göstergesi olan Merkez Bankası'nın durumu. En son Merkez Bankası Başkanı sadece 132 gün dayanabildi. Her 9 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştirmişiz. Şimdi Merkez Bankaları bütün dünyada istikrar kurumlarıdır. Dolayısıyla öyle kolay kolay başkan değişmez 4 yıldan 5 yıldan önce. Ama biz 9 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştirdik. Niye? Faizleri yükseltiyor diye. En sonuncusunda bu rezervlerdeki 128 milyar dolar azalışı için tahkikat açtırdı diye. Şimdi sonuç ne oldu? Politika faizimiz %19. Dünyanın en yüksek 7. faizi. Enflasyonumuz %17,5. Dünyanın en yüksek 14. enflasyonu. Döviz kurumuz son Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden bu yana Türk lirasının değer kaybı bütün kendine benzeyen ülkelerden çok daha fazla. Ve bu devlet krizinin faturası da hepimize çıkıyor. Başta iş alemi olmak üzere hepimize çıkıyor. Yani 7 lira 32 kuruş olan 18 Mart'ta döviz kuru şimdi 8 lira 60 kuruş.
Aynı şekilde avro kuru da hızla artıyor. Yine Türkiye'nin kredi risk primleri bugün baktığımız zaman Arjantin'den sonra en yüksek biziz. Ama bunu hak etmiyoruz yani. Neden bu kadar yüksek? Gösterge tahvil faizimiz %16'dan %18'e çıkmış. 18,5'a çıkmış. Ve diğer tarafta da işte Türk lirasının durumu diğer benzer ülkelerle karşılaştırmalı var. En fazla değer kaybeden para bizim paramız. Şimdi deniyor ki bunun nedeni dış güçler. Ama dış güçlere karşı da tedbir aldık. Yurt dışındaki altınları yurt içine getirerek rezervlerimizi güçlendirdik. Yurt dışındaki altınlar da bizim rezervlerimiz. Yani yurt dışından yurt içine altın getirerek rezervleri güçlendirmek söz konusu değil. Ama burada başka bir önemli konu var. Türkiye özellikle geçen mahalli idare seçimlerinden başlayarak 128 milyar dolar rezervini yok etmiş. Niye yok etmiş? Yani hem dalgalı kur rejimi uyguluyoruz diyorsunuz, hem de dalgalı kur rejiminde döviz satmak suretiyle dibi delik kovaya su boşaltıyorsunuz. Ve rezervleriniz buharlaşıp gidiyor. Peki bunun hiç mi maliyeti yok? Ciddi maliyeti var. Yani sizin eğer günlük çok ciddi bir dalgalanma olduğunda döviz piyasasına müdahale edip o dalgalanmayı yatıştıracak elinizde faizden başka araç yok. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman da ne oluyor? Dayanıyorsunuz faize. Peki faizi yükseltirken bir şey daha yapmanız lazım. Biz bu işleri yaptık çünkü. Güven uyandırmanız lazım. Ya bu kadar çok Merkez Bankası Başkanı değiştirmişsiniz, bir sürü farklı kararlar almışsınız, dışarılarda müdahaleler yapmışsınız, güvenmiyor kimse. Biz artık bunu yapmayacağız, farklı bir sisteme geçtik diyecek bir programı milletin önüne koyamıyorsunuz. Ondan sonra Türk lirasının değeri pul oluyor. Türkiye avroyla, dolarla garanti verilen müteahhitler için cennet oluyor. Avroyla dolarla maaş alanlar için cennet oluyor. Dışarıdan gelen turistler için cennet oluyor. Ama vatandaşlar için cehennem oluyor. Evet, şimdi dönüp Bulgaristan'dan gelip bizde arabalarına benzin doldurup gidiyorlar. Çünkü Türkiye'de en düşük benzin var deniyor. Güzel, Türkiye'de benzin fiyatı çok düşük. Ama Almanya'daki asgari ücretli Türkiye'den gelip 2126 litre benzin alabiliyor bir asgari ücretli. Ülkesinde de 1065 litre benzin alabiliyor. Peki benim asgari ücretlim ne alıyor? Bizim Türkiye'nin asgari ücretlisi asgari ücretiyle sadece 517 litre benzin alabiliyor. Bunu hiç kimse söylemiyor. Yani çok açık söyleyeyim, bunu zaman zaman konuşmalarımda da dile getiriyorum. Hükümet milleti öz yurdunda garip, öz vatanında parya ediyor. Bu kadar, yani kendi vatandaşının refahını düşünmeyip diğer tarafların refahına bu kadar değer veren bir yönetim anlayışını ben anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi tabii böyle olunca hukuk falan da olmayınca nitelikli yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesinde çok ciddi sorunlar var. Son dönemde gayrimenkul yatırımlarını çıkarttığımızda negatife geçmişiz. Yani sermaye Türkiye'den kaçıyor. Bu rakamlar benim değil, Merkez Bankası'nın rakamları. Bir başka uluslararası önemli gösterge, eskiden bizim gibi ekonomilerde yatırım yapmanın getirisi çok yüksekti. Ama bu yıllar itibariyle giderek daraldı. Yani gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olan ekonomilerin yatırım getiri oranları birbirine yaklaşmaya başladı. İşte bu da bizim giderek çekiciliğimizi arttırmamızı gerektirecek reformlara ağırlık vermemizi gösteren bir başka önemli gösterge.
Evet, bir sonrakine geçelim. Tabii işler çok iyi, çok iyi diyoruz ama bir sürü mali af çıkarıyoruz. Yetmiyor, onun üstüne bir de varlık barışı diyoruz. 19 yılda 18 mali af. İşler iyi olsa bu kadar mali af çıkarmayız herhalde. Ama bir bildiğimiz var, bir gördüğümüz var. Hep beraber bunu biliyoruz. Tüm iş adamları da bunu biliyor. Türkiye'nin muazzam bir potansiyeli var. Ve iki önemli üstünlüğü var. Bunun bir tanesi genç nüfus. Genç nüfusu iyi kullanırsak Türkiye dünyadaki en yüksek büyüme hızlarına ulaşabilir. Ama kullanamıyoruz. Bir başka önemli özelliğimiz lojistik durumumuz. Stratejik konum, jeostratejik konumumuz. Türkiye 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, 22 milyon dolarlık bir pazara ulaşabiliyor. Bunu yapabilecek çok fazla sayıda ülke yok. Hele hele değer, yani bu değer, efendim? 22 trilyon dolarlık, evet. Hele hele yani şunu düşünürseniz, bugün pandemi sonrasında değer zincirleri kısalıyor. Değer zincirleri kısaldıkça bizim lojistik konumumuzun önemi daha da artıyor. Bunu kullanabilmek için süratle iyi yönetilmemiz lazım. Kısaca burada bir de dünyadaki yeni eğilimlere değinmemiz lazım. Ne oluyor dünyada? Dünyada daha önce Washington mutabakatı dediğimiz bir mutabakat vardı. Bu mutabakatta deniyordu ki devlet geriye çekilsin, gerekli düzeltmeleri yapsın, özelleştirmeleri yapsın, işi kendi haline bıraksın. Ekonomiler çok hızlı toparlanır, zengin olur. Bu böyle yürümedi. Şimdi G7'lerin son toplantısında yeni bir mutabakat ortaya çıktı. O da Cornwall mutabakatı diyorlar. Orada diyorlar ki bu büyüme sürecinde kimseyi dışarıda bırakmamak lazım. Herkes bu büyüme sürecinden payını almalı. En yoksul da en zengin de. Ancak o zaman hızlı büyümeyi sağlayabiliriz. Dolayısıyla devlet buralarda müdahaleci olabilir diyorlar. Bu tabii yepyeni bir yaklaşım. Daha da önemlisi, merkez bankaları işte fiyat istikrarıyla uğraşır, bir miktarda uzun dönemli büyüme perspektifini güçlendirmeye çalışır. Ama şimdi artık merkez bankaları kendilerine bir üçüncü hedef daha aldılar. Bunu da Amerika'da St. Louis'deki merkez bankasının şeyinde gördük, politikalarında gördük. St. Louis Enstitüsü çıktı, İktisadi Eşitlik Enstitüsü kurdu. Merkez Bankası ile eşitliğin ne ilgisi var demeyin. Demek ki istikrarlı bir ekonomi olabilmek için eşitlik önemli. Yani herkesin büyümeden pay alması önemli. Çünkü dünyanın en önemli sorunu bugün yeni bir deyim olarak kullanıyorlar. Prekaryalaşma. Yani çok geniş kitleler dışlanıyor. Çok geniş kitleleri dışladığınız zaman büyüme olmuyor. Biraz önce söyledim. Küresel değer zincirleri bu arada kısalıyor. Ama bu küresel değerli zincirlerinden yararlanabilmek için de hep doğruları yapmanız gerekiyor. Türkiye'nin artık yanlış yapmaya tahammülü yok. Ya eskiden şöyleydi, yanlış yapardınız, sermayenin risk iştahı o kadar yüksekti ki aldırmazdı. Çünkü çok ciddi getiri vardı ülke. Gelirdi, Türkiye'den kazancını alırdı, kısa vadeli yatırım yapardı, çok endişelenirse çıkar giderdi. Şimdi öyle değil, dünyanın her yerinde hangi ülke doğruyu yapıyorsa ben ona gideceğim diyor. Peki Türkiye'yi buradan çıkarmak için ne lazım? Bir kere en başta güveni sağlamak lazım. Bugün bence en önemli sorun, şu andaki yönetime kimse güvenmiyor. Yatırımcı güvenmiyor. Geçmişine baktığınız zaman o kadar sıkıntılı konular var ki, ya bu, o nedenle de şu anda yatırımcılar Türkiye'de kendilerini güvende hissetmiyorlar. O nedenle çok da fazla yatırım yapılmıyor. Peki ne yapmamız lazım? Ciddi bir yapısal değişimi, küresel arenada yarışma gücümüzü arttıracak yapısal değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için de 3 tane yeniye ihtiyacımız var. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Peki bu yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolarla ne yapacağız? 4 tane hususu gerçekleştireceğiz. Birincisi hukuk devleti ve demokrasi. Hukuk devleti ve demokrasi kapsamında bizim en önemli gördüğümüz şey şu. Bugün Türkiye'nin en önemli açığı cari açık değildir. Bütçe açığı değildir. Türkiye'nin en önemli açığı tarafsız, herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı olmamasıdır. Partisiz, tarafsız, herkesi kucaklayan, sorun çıktığı zaman
tüm kesimleri bir araya getirip uzlaştırabilecek bir cumhurbaşkanlığı makamının kalmaması Türkiye'nin çok ciddi geri geri kaymasına neden olmaktadır. Onun dışında diğer tabii konular da var. Bunları, bu sunumu ben bırakacağım. Buradan bizim diğer tedbirlerimizi de görmeniz mümkün olabilir. Ve tabii Türkiye'nin hızla istişarenin hakim olduğu güçlü, demokratik bir parlamenter sisteme geçmesi lazım. İkinci önemli sütun üreten Türkiye. Belki bunun üzerinde biraz daha durmamda yarar var. Bir kere artık bundan sonra iç ve dış tasarrufların betona yatırılmaması lazım. Üreten, döviz kazandıran faaliyetlere yönlendirilmesi lazım. Biz bunu yapacağız. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatların hepsini kullanmaya kararlıyız. Eğitim politikalarını paydaşlarla beraber yeniden oluşturacağız. Çünkü bugün biliyoruz ki Türkiye'nin en önemli sorunu işverenle işçiyi istenen emek şeyinde niteliği itibariyle bir araya getirmekte çok zorlanıyoruz. Bu da plansızlıktan oluyor. Yani işverenin talebiyle Türkiye'nin üniversitelerinden mezun ettiğimiz gençlerimizin nitelikleri birbirine uymuyor. Bu nedenle de eğitim politikalarını paydaşlarımızla beraber yeniden oluşturacağız dedim. Eğitimde iş gücümüzün yarışma gücünü ve verimliliğini artıracak dönüşümü gerçekleştireceğiz. İnsan gücü planlamasına önem vereceğiz. Burada yine yeni kurallarımızdan bir tanesi buhranın üreten sektörler üzerinde yarattığı tahribatı giderecek bir dönüşüm ve destek programını uygulayacağız. Bu destek programıyla esnaf dükkanını açacak. Borç kaygısı olmadan açacak. Çiftçi tarlasına girecek. KOBİ üretimini yapacak. İşsiz işe kavuşacak. Sağlık ve gıda gibi pandeminin bize öğrettiği bir şey var. Bir takım kritik sektörlerde kendi kendimize yeterli olmak zorundayız. Bakın son aşı krizi aslında ne olup ne bittiğini bize gösterdi. Yine göreceğiz önümüzdeki dönemde gıda güvenliği bakımından da ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğiz. Onun dışındakileri yazdım. Yeni bir kamu ihale yasası lazım. Stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Yine OSB'lerde teknoloji liseleriyle teknoloji üniversitelerini kurmaya çalışacağız. Üçüncü gerçekleştirmemiz gereken husus güçlü bir sosyal devlet. Biraz önce söyledim. Kucaklayıcı olmak. Bu zenginliği hakça paylaşmak. Burada da bizim için en önemli şeylerden, müesseselerden bir tanesi aile destekleri sigortası kurumu. İspanya bu krizde buna benzer bir kurumu getirdi, oturttu. Oldukça da başarılı oldu. Ve bugün İspanya'ya dönüp baktığınızda onların iş gücü şirketleri bizden çok daha az sorunlu durumda. Asgari ücretten vergi almayacağız. Ve aile destek, biraz önce söyledim, kuracağız. Kadın ve genç işsizliğini hızla azaltmak, iş gücüne katılımını artırmak amacıyla kendi işini kuracaklara gerçekten destek olacağız. Teknoloji kullanımıyla ilgili bir düzenleyici, denetleyici çerçeveyi de getireceğiz. Bu dünyada yeni bir eğilim. Dördüncü olarak yapacağımız şey de şu. Bir, maliye politikamızla ülkeyi borca batırmayacağız. Para politikamızla enflasyonu hortlatmayacağız. Yatırım politikalarımız, büyüme politikalarımızla çevremizi tahrip etmeyeceğiz. Bütün bunları yapabilmek için de yeni kadrolara ihtiyacımız var. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunları yapabilecek kadrolara sahibiz. Şöyle bakıyorum, mesela baştan itibaren Sayın Aşkın Türeli var. Sayın Aşkın Türeli Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzun yıllar çalıştı. Geçtiğimiz dönem İzmir milletvekiliydi. Şimdi ve Plan Bütçe Komisyonu'nda sözcüsüydü. Şimdi de bu masanın sekreteryasını yürütüyor. Sayın Turan Aydoğan var, İstanbul milletvekilimiz. İstanbul'daki önemli hukukçulardan biri. Kendisi masamızın tek hukukçusu ama hukuka önem verdiğimiz için bizimle birlikte çalışıyor. İlhami Özcan Aygun var. Eski Tohumcular Birliği Genel Başkanı, Türkiye Tohumcular Birliği Genel Başkanı. Kendisi Türkiye'nin önde gelen tohum sanayicilerinden bir tanesi. Sayın Bedri Serter, eski İzmir İl Başkanımız. Aynı zamanda
İzmir'in büyük esnaflarından, sayılı esnaflarından, köklü esnaflarından, hem kendisi hem eşi değil mi? Bu camianın en iyi tanınan, ticaret odalarında falan görev yapmış olan arkadaşımız. Sayın Orhan Sarıbal, Türkiye'de bu ziraat konusunda en önemli otoritelerden. Ayrıca kendisi de üretici. Armut değil mi? Armut da Türkiye'de bir numara. Ondan sonra Mustafa Bey var, sizin milletvekiliniz. Hocamı daha tanıtmayacağım. Çetin Osman Budak. Çetin Osman Budak bundan önceki dönem Odalar Birliği'nde genel başkan yardımcısıydı. Rıfat Hisarçıklıoğlu'nun genel başkan yardımcısıydı. Antalya Ticaret Sanayi Odası Başkanı'ydı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı'ydı. Sizin içinizden biri. Aynı zamanda bizim masamızın da koordinatörü. Seyit Torun'u siz tanıyorsunuz. Seyit Başkanımızı sizlere tanıtmamıza gerek yok. Ama kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Tabii belediyelerde, belediye mahalli idare seçimlerinde son almış olduğumuz sonuçlara da dikkatinizi çekmek isterim. Önemli bir payı vardır bu konuda. Sayın Akif Hamza Çepi, 2001 krizinde Gelirler Genel Müdürü'ydü. Birlikte çalıştık. Gerçekten Türk ekonomisini yakından bilen bir insan, maliye müfettişi kökenli, ama siz onu hem Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliğinden hem Meclis Başkan Vekilliğinden de tanıyorsunuz. Gerçekten Türkiye'nin en önemli vergi uzmanlarından bir tanesi. Gökhan Zeybek Bey bizim mimarımız. Ama gerçekten ekonomi camiasının içinde olan bir mimarımız. Çeşitli ekonomik kurullarda yöneticilik yapmış. İstanbul'da Sarıyer'de belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılığı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ve onun dışında tabii kendisi bu, özellikle biz belediyelerin ekonomi bakımından önemini çok iyi biliyoruz. O çerçevede bu kentsel dönüşüm ve diğer konularda masamızın son derece değerli üyelerinden bir tanesi. Özgür Karabat, mali müşavir, İstanbul'un önemli mali müşavirlerinden. O da bu konularda oldukça önde gelen arkadaşlarımızdan bir tanesi. Sayın Mehmet Güzel Mansur, o da akaryakıt sektöründe ön plana çıkan, Hatay'da il başkanlığımızı yapmış. Şimdi biraz da böyle nakliyecilere yakın ilgi duyan bir arkadaşımız, ama akaryakıt sektöründe gerçekten kendisi önde gelen isimlerden. Bu camianın da içindeydiniz değil mi? Yöneticilik falan da yaptınız. Özkan Yalın, o da bizim Uşak milletvekilimiz. Türkiye'nin en büyük tır filosu sizde mi? Hayır mı? Ya olmadı işte. Henüz değil, henüz değil diyor. Evet, gerçekten Türkiye'de nakliyede, lojistik alanında en önemli isimlerden bir tanesi. Sadece Türkiye'de çalışmıyor, aynı zamanda yurt dışında da bir sürü çok sayıda şirketi var. Hem yurt dışında hem yurt içinde çalışıyor. Kendileri bugün buraya geldiler, ordu şeyine katıldılar, ziyaretine katıldılar. Ondan önce Sarp Kapısı'ndaydınız ve Sarp Kapısı'nda gerçekten çok ciddi ulaştırmayla ilgili problemler yaşanıyor. Ama bu problemleri kimse bakmıyor. Dolayısıyla bizim iki milletvekilimiz oraya gittiler, bu problemleri yerinde tespit ettiler ve getirecekler. Son olarak benimle birlikte uzun yıllar çalışan, nerede Aykut Bey göremiyorum? Ha? Dışarı çıkmış. Aykut Bey uzun yıllar, Aykut Erdoğdu uzun yıllar benimle birlikte hazinede çalıştı. Kendisi devletten geliyor, hazine kontrolörü, genel başkan yardımcılıkları var. Ekonomiyi gayet yakından bilen, yurt dışında ekonomi okumuş olan bir arkadaşımız. Hem denetim ayağını iyi biliyor bu işin, hem de hazine kısmına da gayet hakim. Ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı da yaptı. Evet, bizim ekibimiz bu. Unuttuğum var mı arkadaşlar? Ankara'da tabii. Ankara, şimdi bize en büyük eleştiri şu. Diyorlar ki niye bu ekonomi masasında bir tane kadın yok? Var. Selin Sayekböke de bizim ekonomi masamızın üyesi, doçent doktor. Profesör Lale Karabıyık da bizim ekonomi masamızın üyesi. Ama onlar işleri nedeniyle, yoğunlukları nedeniyle bu seyahate katılamadılar. Onun dışında
size bir dosya dağıttık. Dosyanın içinde diğer üyelerimiz de var. İlan Kesici bu masanın üyesi. Abdüllatif Şener bu masanın üyesi. Ama başka başka illere gittiğimizde, başka başka şeylerde, faaliyetlerde kendileri de katılıyorlar. Onun dışında da arkadaşlarımız var. Dosyayı dağıttık. Dosyanın içinde masamızın üyesi olan arkadaşlarımızın biyografileri var. Ben beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.